Referanduma sonuna kadar katılıyorum çünkü halkın sesine kulak verilmesi lazım. Halk ne derse o olur. Başka cümle söylemek istemiyorum bu konuda. Ya benim mantığım, ben ona karşıyım. Oraya dünya bir para harcanacak. O parayı İstanbul'daki gariban insanlara dağıtılsa, İstanbul'un garibanların ihtiyaçlarını karşılasalar daha mantıklı olur bence. Ya bunu İstanbullulara sormamak lazım bir tek. Sadece İstanbullular, yani hayat İstanbul'da yaşanmıyor. Hayat Türkiye olarak yaşanıyor. Ama sen şöyle söyleyeyim. Kanal İstanbul yapmak mı istiyorsun? Ben olsam yapmam. Niye? Çünkü benim halkımda başka bir şeylere ihtiyacı var. Mesela SMA hastaları. Mesela EYT'liler. Mesela bu öğrenci kredileri var. Bilmiyorum. Kredi borçları. Mesela şu pandemide milletin en çok ihtiyacı olan gıda ve biraz nakdi ücret desteği ya da şu dükkanlara verilen dükkanlar, ya iflas ettiler adamlar. Mağdur olan, ya ben saysam var ya, yani yok çıkacak gibi değil yani. Ya sen o Kanal İstanbul'a diyorsun ki ben 130 trilyon para sokacağım içine. Ben yapacağım onu. Ya sen kimi zenginleştireceksin? Kılıçdaroğlu'na destek, yani demek istemiyorum ama sen sadece beşi bu çeteye destek şey yapacaksın, karnını doyuracaksın. Halkın değil, kendi çeteni doyuracaksın yani. Ya ben istiyorum ki sen yap kardeşim, yap, ben seni de göreyim, destekleyeyim, arkadan geleyim sana. Ya sen millete bir adım gelirsen millet sana 10 adım gelir. Sen, yani yüce Rabbimin bir lafı vardır, der ki ey kulum, sevgili kulum, sen bana bir adımla gel ki ben sana 10 adımla geleyim. Sen gel, millet senin arkandan gelir. Bu millet senin arkandan geldiği günü iyi hatırla. Darbe gününde millet senin arkanda durdu. Durdu ve şimdi sıra sende. Hadi sen de dur milletin arkasında. Bu millet aç. İnan ki millet evine ekmek alamıyor. Ya ben daha düne hiç unutmam. Samsun'da bir tane vatandaş kendini idam ettirdi. Niye? Kendini astı. Üç kelimeden bir cümleyle kendini astı. Niye? Açlıktan, sefaletten kendini öldürüyor. Aç. Yani açlıktan çocuğuna bakamıyor. Bir pantolon alamıyor, çocuğuna gidiyor, kendini öldürüyor. Ya sen git alıver. Ben göreyim bunu, göreyim. SMA hastalarına yardım et o parayla, Kanal İstanbul'a yatıracağın parayı. Git EYT'lilere ver. Yok, 80 bin atama öğretmen yap. Yok. Yani ben çıkacağım, milleti kendi yandaşımı doyuracağım. Ya sen kendi yandaşını doyur da nereye kadar doyuracaksın? 10 tane, bir tane bürokrat 10 maaş alıyor. Yazık, insaf ya. Yazık, insaf. Gerçekten yazık, insaf. 10 tane maaş. Ya Türk iş kanununda 8 saat çalışma var. Bu adam 10 maaş alıyor. Merak ediyorum, bu adam nasıl bir 10 maaş alıyor yani? 1 saat her 10 yerden çalışıyorsa bu adam, ya bunun nasıl gidecek? 1 saatte nasıl oraya gidecek? Oraya buraya gidecek. Ben çok merak ediyorum. Adam alıyor 150 milyar. Yani insaf, yani insaf. Ben 100 lira bak diyorum ki fazla alayım diyorum. Lan diyorum, 100 lira alırsam fazla benim karnım, eşim, çoluğum, çocuğum karnı doyacak. 100 lira için alıyorum ben. Ama bu adam 10 maaş alıyor ya. 10 maaşa. Ben söylemiyorum. Söylemiyorum. Yani kanıt var yani, her şey gösteriliyor. Biri çıkıp da yalanlıyor mu? Yok. Yalanlama yok. Ya İstanbullulara değil de tam anlamıyla şöyle söyleyeyim. O işi gerçekten içerisinde olacak insanlar. Gemiciler, gemi kaptanları, limancılar, bunlara soracaklar asıl. Artısı eksisi. Tabii o insanlar o işin içerisinde, baktığınız zaman o insanlar bizden daha çok o işi bekliyorlar. Ya şimdi Kanal İstanbul'u yararlı olduğunu söylüyorlar. Şimdi köprü vesaire şey geçişleri, gemi geçişleri yararlı olacak diyorlar. Ülke kalkı bulunacak diyorlar. Ama baktığımız zaman Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi başka ülkeye yaptırıp da sonrasında ülkeye gelir katacak diye 10 yıl, 20 yıl beklenecekse hani boşuna yapılır. O zaman da ne olur? Yine biz zarara gireriz. Yine biz vergi vereceğiz. Yine o kadar tonajlı gemiler geçecek. Bizim vatandaşımız ödeyecek yine onların geçiş ücretlerini. Yine bizim vatandaşımız cebimize, devletin kasasına girecek bir şey olmayacak ki. Bana kalırsa biz kendimiz yaparsak güzel olur. Ama başka bir ülke, başka bir şahıs, taşeron firma yaparsa biz sadece ülke olarak başkalarının cebini doldurmaya çalışırız. Yani bilim adamlarını toplanır. Yani ayrılık edilmeden her şeyden, yani kesimden bütün bilim adamları toplanır.
Eğer yararlı bir şeyse yapılsın. Ama yararlı değilse yapılmasın yani. Bize zararı varsa sonra bizim başka ihtiyaçlarımız da çok. Onları karşılasınlar bundan evvel. Ondan sonra yapabilirlerse yapsınlar yani. İlk önce ihtiyaç, bak deprem geliyor, bilmem ne geliyor. Yani bunlara göz kulak olmak lazım. Gözümüzde bulundurmamız lazım. Yarın bir deprem olsa ne olacak? Sen nereden parayı bulacaksın? Yani parayı oraya verirsen o kadar parayı. Yani bir yerde bilmiyorum, şu anda israf yani. Şu anda gereksiz. Belki ileride olabilir. Ya bu madem Türkiye'nin parası var, önce fakir fukarayı dağıtsın. Depreme yatırım yapsın. Binalar hepsi çürüktür. Vatandaşa dağıtsın parayı. Niye kanala koyuyor? O zaman bu çürük binaları yıksın, vatandaşa 0% para versin, herkes kendi binasını yapsın. Peki referandum işine nasıl baksın? Mesela İstanbullulara sorulsa, bir seçim gibi bir şey yapılsa. Ola benim görüşüm, ben hayır diyorum. Yani kanala karşı bu parayı millete dağıtsın, herkes kendi binanı yapsın. Çürük binaları yapsın. Yarın bir deprem olursa milyonlarca insan ölecek, binlerce insan ölecek. Yazık, günah yani. Ben size şöyle söyleyeyim. Kanal İstanbul ihtiyaç olabilir. Çok dikkatlice incelemedim açık söylemek gerekirse, ama şuna inandığım insanın bu kadar savunduğunu düşündüğüm zaman, onu sevdiğim için, onun bu millet için, bu vatan için yanlış yapmayacağını düşündüğüm için, yapılsa da olur referandum, yapılsa da şeklimiz belli zaten. Olumlu yönde olacağını düşünüyorum.